Durumu nasıl? Eşinizin durumu maalesef hala kritik. Kalp ritmi halen normal sınırlarda değil. Solunum düzensizliği de mevcut. Hastayı sedefize edip makineye bağladık. Yani şu anda uyutuyoruz. Düzen umudu var mı peki? Umut tabii ki var. Her an değerler normale dönebilir. Geçmiş olsun. Bak, hala iyileşme umudu varmış. Ne oldu? Yoksa onun için gerçekten üzülüyor musun? Ne olursa olsun o benim karımdı. Bana her zaman iyi davrandı. Beş parasız olmama rağmen benimle evlendi. Gören de senin vicdanlı biri olduğunu sanır. Bunları düşünmek için biraz geç kalmadın mı? Hem beni hem de onun parasını istediğin için yapmadık mı bunu? Şşş. Lütfen kapatalım bu konuyu artık. Yoksa sen pişman mısın? Hayır değilim. Güzel. O zaman bir daha sakın böyle konuşma. Dur Seval. Yanlış anladın. Merak etme. Seni terk etmiyorum. Sadece biraz hava alacağım. Aynur Hanım. Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. Aşkım, nihayet iyileştin. Sevacığım, neden ağlıyorsun? Mutlulukta. Sevacığım, ne olur üzülme artık. Her şey yoluna girecek. Ben iyileşeceğim. Neden başıma bunlar geldi anlamıyorum. Daha iki gün öncesine kadar hiçbir sağlık sorunum yoktu. Seval, çok üzüldüm biliyorum ama lütfen biraz sakin olmaya çalış. Ne yapayım? Kendimi tutamıyorum. En iyisi ben onu biraz dışarı çıkarayım. Aynur Hanım, kaç yıldır evlisiniz? 10 yıldır. Seval Hanım'ı uzun zamandır mı tanıyorsunuz? Hem de çok uzun. Tanıştığımızda 10 yaşındaydık. Gerçekten uzunmuş. Çok iyi kızdır. Ama az çekmedi. Babası hali vakti yerinde bir adamdı. Ama bir anda iflas edince hayatları alt üst oldu. Ben elimden geldiğince ona yardım ettim. Şirketlerimden birinde müdür yaptım. Ona her zaman çok güvendim. Hala da güvenirim. Güvendiğiniz belli oluyor. Yoksa kocanızla bu kadar yakın olmasına izin vermezdiniz herhalde. Ne demek istiyorsunuz siz? Ben bir şey demek istemedim Aydın Hanım. Şimdi biraz dinlenin lütfen. Yolla konuşabildin mi sen? Hayır, daha söyleyemedim. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Denem, ne güzel bakıcınız varmış sizin öyle. Nereden buldunuz o kızı? Bana da bakar mı? Var mı sevgilisi? Zevzek zevzek konuşma. Neden canım? Gayet güzel bir kız. Vallahi sendeki iyi cesaret Zena. Sahiden güzel mi o kadar? Tahammülüm kalmadı.
Zaten hep senin yüzünden bekledik. Bu iş bugün burada bitecek. İyi de nasıl? Bize gereken tek şey kalan zehir. Yanımızda değil ki. Nereye sakladıysan git hemen getir. Aygır'ın durumu daha da iyiye gitmeden hemen ölmeli, anladın mı? Aygır Hanım'ın kan gazı değerleri normale dönmüş. Evet. Hocam. İyileşiyor. Hocam, az önce Aynur Hanım'ın eşi ve arkadaşını konuşurlarken duydum. Aynur Hanım'ı onlar zehirlemişler. Şimdi de tekrar deneyeceklerini konuşuyorlardı. Güney, sen de hemen polise haber ver. Duygu, sen benimle gel. Aynur Hanım, bizim size bir şey söylememiz lazım. Bu söyleyeceklerim sizi üzebilir ama lütfen sakin olmaya çalışın. Aynur Hanım, biz sizi kocanızın zehirlediğinden şüpheleniyoruz. Ne? Delirdiniz mi siz? Kocam bana aşık. Niye böyle bir şey yapsın ki? Aslında anlaşılan o ki eşiniz sizi Seval Hanım'la aldatıyormuş. Yani bu zehirleme olayını da beraber yapmışlar. Seval'le mi? Aynur Hanım, ben az önce kocanızla Seval Hanım'ın konuşmalarını kulaklarımla duydum. Sizi öldürmeyi planlıyorlar. Dün de onları el ele tutuşurken gördük. Ya kesin artık bu saçmalıkları. Bu hastaneyi de sizi de savcılığa şikayet edeceğim. Tabii ki istediğinizi yapabilirsiniz. Ama burada olduğunuz sürece sizin can güvenliğinizden bir sorumluyuz. Zaten polise de haber verildi. Doğru. Yani siz şimdi kocamın ve en yakın arkadaşımın beni öldürmek istediğini söylüyorsunuz, öyle mi? Ya buna inanmamı nasıl beklersiniz? Kesinlikle yanılıyorsunuz. Onlar benim en çok güvendiğim iki insan. Zaten başka da kimsem yok. Yani eğer size bir şey olursa sahip olduğunuz her şey eşinize kalacak. Vallahi bilmiyorum ki. Trafik yoksa bir saate dönerim herhalde. Tamam. Çabuk ol. Hemen bitirelim bu işi. Tamam. Tarık Bey. Bir dakika. Sizlerle biraz konuşabilir miyiz? Aynur Hanım. Avukatım Mete Bey. Merhaba. Merhaba. Bir haber var mı? Evet. Savcılıktan geliyorum. Ne yazık ki durumlar tatsız. Ne olmuş? Eşiniz her şeyi itiraf etmiş. Ama Seval Hanım suçu kabul etmiyormuş. Merak etmeyin. Hak ettikleri cezayı almaları için her şeyi yapacağız. Siz yanlış bir şey yapmadınız ki. Sağ kaldığınız ve o insanlardan kurtulduğunuz için sevinmelisiniz. Ben sadece sevmek ve güvenmek istedim. Ama insan sevince bazen gözü her şeyi görmüyor. Keşke her şey az sonra uyanacağım bir kabus olsa. Kendim bir enkaz gibi hissediyorum. Aynur Hanım. Siz çok güçlü bir kadınsınız. Bununla da baş edeceksiniz. Sonra da hayatınıza doğru insanlarla devam edeceksiniz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.